Merhaba arkadaşlar. Bugün Fakir Vienta Blender setinin BİM'den almış olduğumuz Cuma günü aktüel ürünler arasından kurulumunu yapacağız. Çalıştıracağız. Kutu açılımını yapacağız. 1700 watt. Bazı ürünleri var 1500 watt. Onlardan farklı biraz daha güçlü. Şimdi gelin isterseniz kutu açılımına geçelim. Evet, şu an paketlerinden çıkardım. Bu 1500 milim kapasiteli doğrayıcı. Bu da çırpıcı. Bu yine el doğrayıcısı. Şurada da ölçüm kabı. Ve yine rendeleme aparatları vesaire. El blender'ını şöyle göstereyim size. Dediğimiz gibi 1700 watt. Bir normal çalışma modu var. Bir de turbo. 2 kademeli. Şimdi gelin dilerseniz bir çalıştıralım. Öncelikle doğrayıcı aparatı takalım. Burada görüyorsunuz bir açık kilit, bir kapalı kilit var. Doğrayıcı da yine aynı şekilde bir çizgi var. Bu çizgiyi açık kilit moduna getirip daha sonra kapalı kilit moduna çeviriyoruz ve çıt diye bir ses geliyor. Doğrayıcıya da bakalım. İki bıçaklı maalesef. Onun dışında paslanmaz. Metalik. Çalıştırıyorum normal modda. Şimdi turbo modda çalıştırıyorum. Evet, çıkarırken yine aynı şekilde bu sefer açık kilit moduna alıyoruz kapalı kilidi şu şekilde ve çekiyoruz. Şimdi çırpıcıları takalım isterseniz. Yine aynı şekilde çırpıcının bu aparatı var. Burada bir çizgi olması lazım. Evet, bir üçgen var. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şurada. Şimdi bunu yine aynı şekilde açık kilit moduna getiriyoruz. Daha sonra kapalı kilit tarafına doğru çeviriyoruz. Daha sonra da başlıklarını takacağız. Şimdi normal modda çalıştıracağım. Şimdi turbo modu alıyorum. Evet, gerçekten güçlü bir alet. Şimdi kapalı hazneli doğrayıcıya bakacak olursak yine bu el doğrayıcısına yine burada bir üçgen var görüyorsunuz. Açık kilit modunun olduğu yerden oraya getiriyoruz. Bastırıyoruz. Ve çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi üçgen kapalı kilit moduna geldi. Buradan da işte atacağımız ürünleri şunu kaldırırsak görüyorsunuz burası hazneye açılıyor. Buradan atıyoruz. Daha sonra itelemek gerekirse bununla da itekliyoruz. Bu arada hazne kabının açık olduğunu fark ettim. Şimdi onu kilitleyeceğim. Evet. Şu an kilitli moda geldi. Gördüğünüz gibi iki bıçaklı yine. Şu an kilitli modda. Dilerseniz çalıştırayım. Öncelikle normal modda. Şimdi turbo bu şekilde. Şimdi bir rendeleme kaldı. Dilerseniz ona bakalım nasıl oluyor. Öncelikle şunu çıkaralım.
Evet. Şuradaki aparatı değiştireceğiz sanırım. Bunu çıkarıyoruz. Şurada bir aparat var bakın. Bunu sanırım şu şekilde koyuyoruz. Daha sonra şu rendeleme aparatı vardı. Bunu bu altıgene oturacak şekilde yerleştirmeye çalışıyorum. Evet, şu an oturdu. Şimdi tekrar şu başlığı takıyoruz. Kilitli modu aldım. Şimdi aynı şekilde yine başlığı takacağım. Sesi duyduğunuz çıtladı. Şunu da çıkarayım. Şimdi gördüğünüz üzere artık rendeleyiciyi görüyoruz burada. Çalıştırdığım an rendeleyici dönecek. Normal modda çalıştırıyorum. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şu an tek sadece rendeleyicinin başlıklarını değiştirmek kaldı. Onu da göstereyim. Başlığı çıkarıyoruz. Evet, şunu çıkarıyoruz. Plastiğini de çıkaralım. Şimdi gördüğünüz gibi şu rendeleyiciyi farklı ürünler için şurada gördüğümüz farklı tipler var. İşte ne bileyim şu mesela şey için olabilir, patates için olabilir. Yuvarlak yuvarlak doğramak için. Bunlar da işte domates vesaire belki. Burada uygun olan aparatı seçip takıyoruz. Nasıl takacağız? Şu şekilde. Evet, bunu çıkarmak için şöyle tersten de göstereyim. Düzünden çıkarmak gerekiyor. Şöyle yaptığımızda mesela şu iki tane parmağımla yukarı doğru iteklediğimde rahat bir şekilde geliyor. Hani tersten denemeyin. Diğer taraftan çıkarmayı denemeyin. O şekilde olmuyor. Takarken de yine üstten görüyorsunuz. Şu kısım yukarıya gelecek şekilde. Önce alt kısmı oturtuyorum. Daha sonra hafif bir kuvvet uygulayarak iki parmağımla bastırıyorum ve oturdu. Çıkarırken de yine aynı şekilde alttan iki parmağımla yukarıya doğru itekliyorum. Ve bu şekilde çıkıyor. Ben yine mevcut olanı takayım. Gördüğünüz gibi şu bombeli olan kısım dışa bakıyor. Önce iç kısmı oturtuyoruz, daha sonra dış kısmı oturtuyoruz bastırarak. Evet. Şu an oturdu. Şimdi tekrar ilk haline çevirelim. Rendeleyiciyi değil de doğrayıcıyı takalım. Evet, şu an kilitlendi. Şu itekleme aparatı da takıyorum. Yine açık kilit modundan takıp kapalı kilit moduna çeviriyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Ürün güzel. Şu sadece doğrayıcı aparatı biraz zayıf geldi bana. 2 bıçaklı. Bu diğer markalarda 4 bıçaklı falan oluyor sanırım. 3 bıçaklı, 4 bıçaklı her neyse. Biraz daha güçlü olabilirdi.
Onun dışında diğer özellikleri gayet güzel. 1700 watt oluşu zaten bir ekstra. Bayağı bir güçlü. Normalde 1500 watt bile güçlüyken bu ondan çok daha iyi. İşte onun dışında iki tane daha rendeleyici aparatı veriyorlar. Maksimum şurada gözükecektir. 1500 milim doğrayıcı kabı var. Şuradan da görüleceği üzere maksimum 600 milimde bir kabı daha var, ölçü kabı. İşte gördüğünüz gibi çırpıcı, doğrayıcı, rendeleyici aparatları bu şekilde. Onun yanında işte garantisi, kullanım kılavuzu vesaire de yanında geliyor. Ürünün de fiyatını size söylediğim gibi 199 lira aldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.